Evet değerli izleyenler, hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Türkiye milli projeleri birbiri ardına tamamlamaya, birbirinden müthiş silahlı sistemlerini ve projeleri envantere kazandırmaya devam ediyor. Bu kapsamda geliştirilen silah sistemlerinin motorları ise yerli ve milli imkanlarla üretilerek Türkiye'nin sanayi gücü arttırılıyor. Son müjdeli haber ise Türkiye'nin havacılık motorları konusunda en uzman isimlerinden biri olan TEİ'den geldi. TEİ, Türkiye'nin milli turbofan motorlarından en yenisi olan TF6000'i resmen ilk kez duyurdu ve tanıttı. Tam tamına 6000 libre ve art yakıcıyla 10.000 libre seviyesine kadar itki üretebilecek dev motor ilk kez resmi Twitter hesabından gösterildi. Konuyla ilgili resmi Twitter hesabından bir açıklama yayınlayan TEİ, Türk Silahlı Kuvvetleri'ni Güçlendirme Vakfı Yönetim Kurulu 6 Haziran tarihinde şirketimizi ziyaret etti. Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor İsmail Demir, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Seyfullah Hacı Mütfuoğlu, Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, Türk Silahlı Kuvvetleri'ni Güçlendirme Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Emekli Orgeneral Ümit Dündar, Türk Silahlı Kuvvetleri'ni Güçlendirme Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Cenap Aşçı, Genel Müdür Vekili Sadık Piyade, THK Kayyum Heyeti Başkanı Abdullah Kaya ve beraberindeki heyetlerin katıldığı tesis turunda Genel Müdürümüz ve Yönetim Kurulu Başkanımız Profesör Doktor Mahmut Faruk Akşit yürüttüğümüz projeler hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Ziyaret esnasında yaklaşık 2 yıldır sürdürdüğümüz tasarım çalışmalarının ardından prototip imalat aşamasına getirdiğimiz Türkiye'nin ilk milli turbofan motoru TEİ TF6000'in birebir ölçekli maketini katılımcılarımıza sürpriz olarak ilk kez sergiledik. 6000 libre art yakıcı ile 10.000 libre seviyesine kadar itki üretebilecek TEİ TF6000 turbofan motoru ve türevleri uçaklardan gemilere değişik milli platformlarda kullanılabilecek. Art yakıcı konfigürasyonu destekleyecek şekilde tasarlanan motor, art yakıcıyla beraber ses üstü süpersonik uçuşlar için gerekli güçlere ulaşabilecek ifadelerine yer verildi ve milli motorun ilk görüntüsü Twitter'dan yayınlandı. İnsanlı ve insansız savaş uçaklarından tutun da aklınıza hayalinize gelebilecek her türlü platformda akıl almaz itki seviyelerini yerli ve milli imkanlarla üretmek için tasarlanan TEİ TF6000 motoru Türkiye'nin gücüne güç katacak bir proje olarak prototip üretim aşamasına gelmiş durumda. Türkiye'yi motor ambargolarıyla, savunma sanayi ambargolarıyla durdurmak için her yolu deneyen Batı dünyasına son resti çekecek olan milli motorumuz sayesinde motor sebebiyle ihracatında sıkıntı yaşadığımız ya da üretiminde problemler yaşanan platformlarımız milli motor seçeneğine kavuşacak ve Batı'ya olan bağımlılığımız bu şekilde ilerlediğimiz takdirde tamamıyla ortadan kalkmış duruma gelecek. Bu muhteşem ve kusursuz motorun sahip olduğu tüm teknik verilere henüz ulaşabilmiş değiliz. Resmi açıklamalar gelmeye devam ettiğinde siz değerli takipçilerimizi en hızlı şekilde haberdar edeceğiz. O yüzden bu tarz bilgileri kaçırmamak ve en hızlı şekilde haberdar olmak adına çok kısa bir vaktinizi ayırarak kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Bu motoru yerli ve milli olarak geliştiren TEİ, Türkiye'nin havacılık motorları konusunda lider konumuna gelmiş durumda. TUSAŞ Motor Sanayi AŞ yani TEİ, 1985 yılında Türk Hava Kuvvetleri envanterine girecek olan F-16 uçağına güç veren General Electric F-110 motorunun üretilmesi kapsamında kurulan bir motor şirketiydi. Şirketin kuruluş amacı uçak motorlarının ve diğer gaz türbinli motorların Ar-Ge, tasarım, üretim, bakım, onarım, revizyon, modifikasyon ve modernizasyon konusunda
Türkiye'de modern bir uçak endüstrisinin kurulması, işletilmesi ve idamesi olarak açıklanabilir. Uçak motorlarının üretim teknolojisinin transferi amacıyla TUSAŞ öncülüğünde kurulan TEİ, Türkiye dışındaki ülkelerden gelen müşterilerine de kusursuz bir şekilde elinden gelen en kaliteli hizmeti vermektedir. Bu açıdan baktığımızda bu firma, ülkemize ciddi miktarlarda döviz girişine de katkı sağlayan bir firmadır. TEİ'nin %50.5'lik hissesi TUSAŞ Türk Havacılık ve Uzay Sanayi AŞ'ye, %46.2'lik hissesi General Electric şirketine, %3.3'lük hissesi ise Türk Silahlı Kuvvetleri'ni Güçlendirme Vakfı ve Türk Hava Kurumu'na aittir. TEİ, yerli ve milli havacılık motorlarımızın yanı sıra A400M için TP400D6 motorunun tasarım ortaklığı ve parça üretimi, CN-235 uçaklarına ait CT-79C motorunun bakım çalışmaları, General Electric'le 2009 yılında yapılan anlaşma doğrultusunda F-136 Gen-X CF-6 LMS motorları için Blisk Spool parçası üretim teknolojisinin elde edilmesi, NATO AVAX uçaklarına ait TF-33 motoru depo seviyesi bakım projesi, General Electric ile yapılan anlaşma doğrultusunda Leap motorları için Blisk parçaları üretimi, TAI Augusta Westland T-129 atak saldırı helikopterinin CTS-800-4A motor bakım ve montajı ve yerli döner kanatlı hava platformlarında kullanılacak TEİ TS-1400 adlı turboşaft motoru geliştirme işi gibi projelere de imza atmış ve atmaya da devam eden bir kurumdur. Şu an gökyüzünde uçan sivil ve askeri neredeyse tüm hava araçlarında TEİ'nin doğrudan veya dolaylı yoldan mutlaka katkısı bulunuyor. Bu da Türk havacılık sektörünü global çapta tanıtmamızda ve kendimizi kanıtlamamızda çok büyük rol oynuyor diyelim ve videomuzu sonlandıralım. Evet değerli izleyenler, bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu tarz videolarımızın devamının gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşça kalın.